Yoko Ono ile birlikte yaptıkları bir kısa filmi seyrediyorsunuz. Küçük bir sinemada. Doğru mu? Arkada oturuyor. Herkes takım elbiselerle gelmiş. Onların üzerinde birer tişört. Bir seyrediyorsunuz. Ondan sonra herkes adamı yuhalarken yanına gidip konuşuyorsunuz ve diyorsunuz ki ne diyorsunuz? Ne konuştuğumu söyleyemem. Ya ama benim oradaki başarım tabii onu yakalamak korumalarının falan tabii arasında. Sadece bana randevu verdi. Evet. Bir evet. De bir Japon gazeteci. Kesin evet. O da artık. Evet. O Yoko'nun torpilidir. Tabii. O belli. Kesin talimat vermişti. Yani işte korumaları diyeceğim artık, elemanları öyle söylediler. Kimseyle röportaj yapmak istemiyor dediler. Ben ama o filmin arasında onların canlarının sıkılıp, çünkü Fransızlar böyle bir alay etmeye falan başladılar. Yuhalamışlar, alay etmişler. Evet, film çünkü She Loves You Yeah diye şarkı söylemeye başlamışlar. Evet, öyle biraz rahatsız ettiler kendisini. Yani belki bir Fransız, İngiliz kendi aralarında öyle bir şey vardır onların tarihten gelme, onu bilemem. İnce bir noktadır, onu bilemem ama bana neticede Fransız dinleyiciler alay ettiler gibi gözüktü. Alay eder gibi tavır takındılar işte. Yani alay etmeleri söz konusu değildir muhakkak da, hadlerine değildir. Dinleyici bu işte, istediği gibi hareket eder. Onların o ara filmin arasında dışarı çıktıklarını gördüm. Ben filmi değil onları takip etmiş olduğum için o anı yakaladım, o arada yakaladım. Yani korumaları da şeyde kaldılar, toparlayamadılar konuyu. O arada yakaladım, o arada bir şey konuştuk. Sonra korumalarına talimat verdi, bu kişiye randevu verin diye. Muhakkak ki onun anlayacağı dilden bir şey söylemişimdir. Biz eminim ki birbirimizi çok iyi anlayan iki kişiyizdir. Yani John Lennon ve ben. Ne dediniz kulağına? Bu, bir daha duymayayım bu soruyu. Bugün burada ve hiçbir zaman. Daha aramız bozuk bir vaziyette ayrılmayalım buradan. Güzel geldik, çayımızı da içtik. Teşekkür ederim, ikram ettiniz. Oradan çıkarken bir çay daha rica edeceğim. John Lennon'a ne dediniz kulağına? Bunun cevabını biraz önce verdim galiba. Bunu geçelim, başka bir soru alayım. John Lennon'la tuttu mu elektriğiniz? Kulağına ne dediniz? Bu John Lennon konusuna bırakmazsanız ben buradan kalkıp gideceğim artık. O benimle onun arasında bir şey. Dedim galiba bunu demin, değil mi? Israrla John Lennon kulağına ne dediğinizi öğrenmeden ben sizi buradan çıkartmam.